Bir başka sorumuz burada gördüğünüz gibi iki duvar arasına sabitlenmiş bir kirişin üzerinde bir yayılık var. Büyük ihtimal burada bir kum var, öyle düşünün. Rüzgardan dolayı da sağa doğru kum dayanmış ve bu aslında şöyle bir fonksiyon oluşturmuş ve fonksiyonun denkleminde W eşittir 0,5 x küp olarak vermiş soru. Bize demiş ki rüzgarın işte yük şiddeti buysa, yani kumu savurmuş zaten söylüyor. Bu yayılık bir denk bileşke kuvvet olarak basitleştiriniz demiş. Yani dolayısıyla bunu aslında tek bir kuvvete indirgeyeceğiz. Ve bunun büyüklüğünü ve A noktasına itibaren ölçülen konumunu belirleyiniz. A'dan uzaklığını belirleyeceğiz bunu. Şimdi bu tür fonksiyonlarımız varsa da bunu sanki bir yine cisimmiş gibi düşünüp bunun alanını ve kütle merkezini ya da alan merkezini belirlememiz lazım. Bakarsak burada sorunun verdiği şeyler 500 Nm vermiş. Bu 500 Nm dediği sağ taraftaki bizim aslında şu Y'deki mesafe. Şurası 500. Bizim alt uzaklığı bunun da 10. Şöyle bakabiliriz. 10. Ve bu 500 dediği aslında bizim W ekseni, bakın W olarak veriyor. Dolayısıyla Y ekseni. O da şu fonksiyonla artıyor. Yani burada sıfırken en son şurada 500 olmuş. 10'da. Şuna 10 verdiğimizde bunun 500 çıkması lazım ki 10 çarpı 10 üzeri küp 1000 ediyor. Çarpı 0,5 500 çıkıyor zaten. Burada yapacağımız şey bizim alan merkezi bulurken yaptığımız işlemleri yapmak. Öncelikle hatırlarsanız böyle sorularda fonksiyon varsa ve düzgün bir geometri değilse integral almamız lazım. O yüzden bir integral alan bulmamız lazım. Yani birinci adımda integral alanı belirleyelim. İntegral alanı burada bu fonksiyon x ekseni boyunca değiştiği için yani x ekseni üzerinde bir integral alan alabilirim şu şekilde. Yani siyahla çizdiğim bu alanı alabiliriz. Şöyle. Bunun x ekseni dx olsun. Y ekseni de w. Şimdi bizim eksenimizi w olarak verdiği için y yerine w yazacağım burada. Yani şurada da aşağıda belirtebiliriz. Şöyle bir integral alanımız var. Şurası W. Şurası da DX. W vermemin sebebi de sıfırdan başladığı için. Şurayı sıfır kabul ettim. Sıfırdan W kadar yukarı çıkıyor. O yüzden W verdim. Şimdi ikinci olarak biz bunun alanını bir belirleyelim. DA. Zaten basit. W çarpı DX. Ve bizim W'muz da bakarsak fonksiyon vermiş zaten 0, 0,5 x küp olarak. Bunu yerine yazarsak DA'mız basitçe 0,5 x küp dx. Böylece x cinsinden integral alabilmemiz mümkün. Yani üçüncü adımda biz integrali alalım. Ve bu integral bizim şu alanı verecek dedik. Bu alan da işte bizim kuvvetimiz. Efre eşittir. İntegral DA. O da integral. Bakın bu nereden nereye? Sıfırdan 10'a kadar değişiyor. Sıfırdan 10. 0,5 x küp dx. Bunun integralini aldığımızda da eşittir. 0,5 sabit dışarıda. X 4 bölü 4 ve 0 ile 10 arasında. Toplamda bu 1250 Newton olarak gelmiş. Ben şu anda sadece küp bileşke kuvveti yani bunun alanını bulmuş oldum. Ağırlığını bulmuş oldum diye düşünebilirsiniz. O 1250 oldu. Bir de şimdi ben konumunu bulacağım. Bize çünkü A noktası olan uzaklığını, ağırlık merkezini bulacağız. Şöyle diyelim A'dan uzaklığı. Onun için de alan merkezi bulma işlemini yapacağım. Hatırlarsanız bizim bir x uzaklığımız var. Şöyle diyelim. Yani şurada göstermeye çalışayım. Şöyle bir x çizgi uzaklığımız olacak ve bu x çizgi uzaklığından aslında toplam kuvvet etkimiş olacak burada. Şöyle. Alın bir kuvvet çizeyim. Şu tek
kuvvetimiz var. Bu yük yerine, yayılı yük yerine bunu kullanacağız. Bu da 1250 Newton. 250 Newton şu şekilde etkiliyor. Etkiyor ve bu x'i bulmak istiyoruz. Bu x'in formülü hatırlarsanız şöyleydi. Eşittir. İntegral x tilde dA bölü integral dA şu şekildeydi. X tilde dediğimiz de bizim yayılı yükün aslında şu integral alanının merkezinin uzaklığı. Şöyle verebiliriz. Tam merkezine göstereyim. İntegral alanın merkezinin uzaklığı x tilde diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burada çözmek istersek integral 0 ile 10 arasında değişiyor. Ve x tilde dediğimiz de burada bizim hani sıfırdan bu integral alanı düşünün sıfırdan artıyor 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 en son buraya kadar gidiyor. Yani x sıfırdan 10'a kadar değişen bir alan. Dolayısıyla bu x tildemiz aslında bizim direkt x olarak verebilir sıfırdan başladığı için. Şunu x diye tanımlayalım. İntegral de buna göre alacağız. O yüzden bu x ile ilerleyebiliriz. X çarpı dA'mızı da yukarıda tanımlamıştık. 0,5 x küp d3. X küp dx pardon. Bölü alt tarafta da dA'mız. Bu integral dA'yı aşağıdaki şurada aldık zaten. O yüzden tekrar almamı gerek yok. 1250 burası. Üst tarafı çözersek de bakarsanız 0,5 dışarı geldi. X küple x'i çarptık. X 4 oldu. Onun da integralini alırsak x 5 bölü 5. 0 ile 10 arasında altta 1250 var. Bunu çözmek istediğimizde de eşittir diyoruz. Yani sonuç işte yukarısı 10.000 gelmiş. 1250. 8 metre. Bu 8 metre neydi? Bizim şu uzaklığımız. Dolayısıyla bunu bulmuş olduk bakın. 8 metreden bunu böyle çizip tek bir kuvvet halinde gösterebiliriz. Nasıl göstereceğiz onu da? İşte serbest cisim diyagramı çizmek istersek bunu mesela şöyle. Yani şurası A noktası, şurası B noktası. Direkt şu A noktasından tek nokta temas var diye düşünelim. B'den de tek nokta temas. Yani şöyle buradan A'ya, şuradan da B'ye var. Bunun ortasındaki yayılı yük de direkt şöyle 1250 Newton ve şu mesafesi de 8 metre olacak şekilde tanımlayabiliriz. 10 metre olduğu için de şurası da 2 metre kalmış. Şöyle tanımladığımız bir serbest cisim diyagramı gösterebiliriz bunun için. Daha sonra denge denklemleri kullanarak çözüm yapmak istiyorsak çözebiliriz. A'ya göre moment alırsanız denge denklemlerinden B'yi bulabilirsiniz mesela. Sonra B'ye göre moment aldığınızda A'yı bulabilirsiniz. Evet, bu yayılı yük soruları da bu şekilde integral alarak fonksiyonumuz varsa, bir sabit düzgün cisimimiz yoksa merkezini belirleyebiliyorsunuz. Kuvvetin büyüklüğünü de alan olarak belirliyorsunuz. Bu soruyu da burada bitirelim. Bir sonraki konuya geçelim sonra.